Citroen C3 Air Cross Fill 1.5 Blue HDI. Motor gücü 120 beygir, motor hacmi 1499 cc olan aracın yakıt tipi dizel. Vites türü otomatik, B segmenti SUV araç şehir içinde 4.4 litre, şehir dışında 3.9 litre yakıt yakıyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 4.15 litre. Bu otomobili şimdiye kadar hiç deneyimleme fırsatım olmadı. Fabrika çıkış verilerine göre yakıt deneyiminin böyle olduğu firma tarafından söyleniyor. 100 kilometrede 4.15 litre gerçekten muazzam bir rakam. Bunun üstüne 1 litre fazladan koysanız bile yine otomobil çok az yakıyor diyebiliriz. Aracın bagajı da 410 litre. Gayet yeterli seviyede. Videonun başında da belirttiğim gibi otomobillerin ÖTV'siz alınabilen en pahalı versiyonlarını inceleyeceğiz. Neden en pahalı versiyonlarını inceliyorsun derseniz, bu tarz otomobillerin otomatik versiyonlarının çoğu bu fiyat aralıklarında. Bir de 5 yıl sonra aracı satmaya kalktığınız zaman en yüksek rakamlardan satıp en iyi bir şekilde yatırım aracına dönüştürebilmeniz için. Mantık çok açık aslında. Aracı ne kadar pahalı ve donanımlı alırsanız o kadar pahalıya satarsınız. Gelelim Citroen C3 Air Cross Fill 1.5'in fiyatına. Normal satış fiyatı 318.500 TL. ÖTV'siz satış fiyatı 177.000 TL. Fiat 500L Vagon Standart 1.3 Multijet. Adından da anlayacağınız gibi tren vagonu tadında bir otomobil Fiat 500L Vagon. B segmenti MPV aracın yakıtı dizel. 95 beygir gücündeki otomobilin 1248 cc silindir hacmi mevcut. Otomatik vitesli araç saatte maksimum 169 km hız yapıyor. Ortalama yakıt tüketimi 4.5 litre olan aracın bagaj hacmi ise sadece 168 litre. Bunun da nedeni aracın 7 kişilik olması. Geniş aileler için ideal bir araç. Üstelik arkadaki iki koltuk yatırıldığında otomobilin arkasına her türlü engelli aracı katlanmadan kolaylıkla girebiliyor. Otomobilin normal satış fiyatı 296.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 165.000 TL. Ford EcoSport Style 1.0. Yakıt tipi benzin olan otomatik vitesli aracın motor gücü 125 beygir. B segmenti SUV aracın MTV'si 743 TL. Besleme tipi turbo olan araç 0'dan 100'e 11.6 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 6.1 litre olan araç şehir içinde 7.2 litre gibi yüksek bir tüketim değerine sahipken bu rakam şehir dışı tüketiminde yaklaşık 2.5 litre düşüyor. Aracın bagaj hacmi de 356 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 252.700 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 169.000 TL. Ford Focus Trend X 1.5. Motor gücü 123 beygir olan benzinli otomatik aracın silindir hacmi 1499 cc. C segmenti sedan araç 150 Nm'lik torka sahip bir canavar. Otomobil saatte 194 km hız yapıyor. 0'dan 100'e 12.4 saniyede ulaşıyor. Focus'un ortalama yakıt tüketimi 7 litre civarlarında. Bagaj hacmi ise 511 litre. Bu gerçekten çok iyi bir değer. Otomobilin normal satış fiyatı 262.300 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 175.000 TL. Ford Puma Style 1.0 EcoBoost 125. B segmenti SUV aracın yakıt tipi benzin. Vites türü otomatik. 125 beygir güce sahip otomobil 999 cc silindir hacmine sahip. Maksimum hızı saatte 190 km olan araç 0'dan 100'e 10.2 saniyede ulaşıyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi 5 litre. Bagaj hacmi ise 456 litre. Aracın normal satış fiyatı 323.700 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 180.000 TL. Hyundai Kona Style 1.0. B SUV otomobilin yakıt tipi benzin.
Motor gücü 120 beygir. 200 Nm'lik torka sahip otomobil 11 saniyede 100 km hıza ulaşıyor. Otomatik vitesli olan araç şehir içinde 6 litre benzin yakıyor. Aracın normal liste satış fiyatı 258.400 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 173.000 TL. Kia Stonic Prestige 1.4. B segmenti otomatik vitesli SUV aracın yakıt tipi benzin. 100 beygir gücündeki otomobil 0'dan 100'e 12.6 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.8 litre olan aracın 352 litrelik bagajı bulunuyor. Aracın normal satış fiyatı 324.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 181.000 TL. Nissan Juke. B segmenti SUV aracın yakıt tipi benzin. 999 cc silindir hacmine sahip otomobil 115 beygir gücünde. Maksimum 180 km hız yapabilen araç 0'dan 100'e 10.7 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.3 litre olan Juke manuel vitese sahip. Otomobilin normal liste satış fiyatı 260.300 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 174.000 TL. Opel Crossland Edition 1.2. B segmenti SUV araç turbo beslemeye sahip ve benzinli. 130 beygir güce ve 230 Nm torka sahip. Saatte 198 km hız yapan SUV 0'dan 100'e hızlanmasını 10 saniyede tamamlıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 5 litre gibi düşük bir yakıt tüketimine sahip. 410 litre bagajı var otomobilin ayrıca. Normal satış fiyatı 330.000 TL. ÖTV'siz satış fiyatı ise 183.000 TL'ye denk geliyor. Peugeot 2008 Aktif 1.2 PureTech. B segmenti SUV araç otomatik vitese sahip. Yakıt tipi benzin olan otomobilin 130 beygir gücünde motoru var. Bu güçlü motora 230 Nm'lik tork eşlik ediyor. Kendi segmentinin en iyi hızlanma verisine sahip 2008, 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 9 saniyede tamamlıyor. Yakıt tüketimi de kullanıcıları tarafından beğenilen 2008, 100 kilometrede ortalama sadece 5 litre benzin yakıyor. Bagaj kapasitesi de makul bir seviyede, 434 litre. 3 Mart'tan beri aracın fiyatı tam 11 kez değişti. Markanın nabza göre şerbet politikası yüzünden bu modelinde ne gibi bir fiyat politikası uygulayacağını kestiremiyorum. Son 4 ayda Avrupa'da en çok tercih edilen SUV olduğu için fiyatlarına istedikleri gibi manyel verebiliyorlar. Alma niyetinde olan hemen alabilir. Geçen yıl 5008'leri bile ÖTV'siz alabiliyorduk. Şimdi gelinen nokta ortada. Normal liste satış fiyatı 330 bin olan otomobilin ÖTV'siz fiyatı da 184 bine tekabül ediyor. En çok soru gelen otomobillerden biri olan Peugeot 2008 dizel ÖTV muafiyetine girmiyor. Ama arada büyük bir fark olmadığı için bayi inisiyatifi ile ÖTV'siz satılabilir bu modeli. Alan çok arkadaşımız da mevcut ayrıca. Renault Megane Sedan Joy 1.3. Gövde tipi sedan segmenti C olan bu karizmatik otomobilin yakıt tipi benzin. 7 otomatik vitese sahip otomobil, şehir içinde 6.4 litre, şehir dışında 4.7 litre benzin yakıyor. 140 beygir gücündeki aracın silindir hacmi 1332 cc, torku 240 Nm. Megane Sedan Joy, saatte maksimum 205 km yapıyor ve 503 litrelik bagaja sahip. Nisan ayında fiyatı 50.000 TL fırlayıp tekrardan eski fiyatlarına çekilen otomobillerden. Normal liste satış fiyatı 316.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 176.000 TL. Seat Arona Excellence 1.0 Eco. B segmenti SUV aracın yakıt tipi benzin. Vites türü otomatik. 110 beygir güce sahip olan araç maksimum 190 km hız yapabiliyor.
sıfırdan yüze ivmelenmesini 10 saniyede tamamlıyor. Şehir içi yakıt tüketimi 4.4 litre, şehir dışı yakıt tüketimi 4.8 litre, ortalama yakıt tüketimi ise 4.6 litre gibi çok düşük değerlere sahip. Start-stop, hız sabitleme sınırlama, yokuş-kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, acil fren desteği gibi özelliklere sahip olan otomobilin 2 yıl sınırsız kilometre mekanik garantisi bulunuyor. Normal liste satış fiyatı 302.000 TL. ÖTV'siz satış fiyatı 168.000 TL. Otomobil piyasası bugünlerde tahmin edilemez boyutlarda. Neredeyse 15 günde bir fiyatlar güncelleniyor. Dolardaki artıştan dolayı bayiler ne de olsa yine dövizde artış otomobil fiyatlarını artıracağı için neden bir ay sonra çok daha pahalıya satmak varken şimdi ucuza verelim mantığıyla araçlarını stokluyorlar. Araç fiyatları ne kadar zamlanırsa zamlansın, bir kesim sürekli araç peşinde olduğu için talep arz dengesinden dolayı da alan memnun satan memnun durumu meydana geliyor. Sonra da olan gerçekten ihtiyaç sahibi olan orta kesime ve engelli bireyleri oluyor. Bu kısır döngünün içine girdik. 2022'de bayilere ağır yaptırımlar ve cezalar gelmesini bekliyoruz. Stokçuluk bitirilmeli ve engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç alacak olanlar daha fazla mağdur edilmemeli. Bayilerde otomobil bulamıyoruz, araç videosu yapmanızın yararı yok diyenleri anlayabiliyorum. Ama tek tük de olsa bu araçlardan birini bulursanız fazla ücret ödemeyin diye yapıyorum. Bir de Kasım ayı itibariyle ÖTV muafiyette alabileceğiniz en ucuz otomobiller videosu yapacağım. Hafta sonuna kadar tüm bayileri gezip stok durumlarını an itibariyle bayilerde ÖTV muaf satılan araçların videosunu yapacağım. Sağlıcakla ve takipte kalın.